Arkadaşlar merhaba. Böyle acaba bu videoyu evde çekmeyi düşünüyorum aslında. Çekim sesiyle alakalı bir şey paylaşmışım bu arada. Bu arada ona alakalı bir video çekeceğim. Dün şeyde geziyordum. Neydi adı? Cami, Yeşil Cami'nin orada Bursa'dan çekim. Bu arada Çelik Palace Oteli'nden. Abim çekiyor şu anda. Teşekkür ederim bu arada orada. Arkadaşlar böyle çekim yasasında böyle hayatınızı nasıl çekeceğinizden bahsediyorum. Yani nasıl uygulayacağınızdan bahsetmek istiyorum. Ben çekim yasasına bilmiyorum ama aşırı inanan biriyim. Bu mesela tüm köpeklerden çok korkuyorum ben normalde ve dün sürekli dedim ki o köpek benim yanıma gelmeyecek, 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 gidecek, 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 gidecek. Yani sürekli çarpmaya çalışıyorum, telkin etmeye çalışıyorum. Aynı şekilde sözle de onu şey yapmaya çalışıyorum, hani geri gideceğim. Arkadaşlar bir saniye sonra köpek yok. Yani gerçekten inanamıyorum ve bu benim hayatım boyunca çok şey yaptığım bir şey. Ve mesela atıyorum abim de, ben de Uludağ'da, Bursa'da. Abi sen nerede konuşabilirsin arkadan? Çok hoşuna gitmek istediğim bir yer. Sürekli diyordum ki bu sene hani her şartta ne olursa olsun gideceğimi böyle hissediyordum. Ve diyordum ki bir gün gideceğiz, şöyle olacak, böyle olacağız, gezeceğiz. İşte İskender mesela dünkü Uludağ'da kebapçı Cemal Ceyhus'taydı galiba. Orada mesela İskender yemek çok istiyordum, tatmak istiyordum. Böyle mavi dükkan mesela çok görmek istiyordum, bu cami oraları. Ve bir şekilde kısmet etti ve sürekli bu şeyi aradım. Mesela diyorum, ay gidemeyeceğim ki nasıl gideceğim, şöyle olacak, bu böyle olacak ki den. Ziyade böyle sürekli güzel düşünce ve o şeyi çekince gerçekten hayatı da çekiyorsunuz. Aynı zamanda mesela kötüyü de böyle düşündüğün zaman da onunla da aynı şekilde çekiyorsun. Ben de bunu nasıl çekmeyi çok istiyorum. Sıcak ama. İyi ki de gittik. Ya iyi ki de gittik ve gerçekten ben bu şeye çok inanıyorum. Böyle nasıl böyle bir şey hakkında düşünüyorsanız o şekilde sizi buluyor. Mesela hukuk fakültesi arkadaşlar çok istiyorum ama hiçbir zaman kazanacak kadar çalıştığını düşünmüyorum, bilmiyorum ama ama sürekli öyle yapamayacağım, başaramayacağım düşünüyorum ama aslında öyle düşünmemek gerekiyor, bilmiyorum birkaç şey hakkında da mesela. Geçen mesela karda yürüyorum, diyorum ki düşmeyeceğim, 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 düşmeyeceğim. Ayağımı kırmadan bu şekilde gideceğim ve ilk kez anneme de buradan çok teşekkür ediyorum ama sürekli böyle mesela kötüyü çektiğiniz zaman gerçekten başınıza gelmeme ihtimali sıfır. Aynı zamanda iyi şeyi söylediğinizde de olmama ihtimali sıfır. Bilmiyorum, bunu düşünüyorum, bunu söylüyorum. Bu şekilde olmasını istiyorum. Mesela diyorum, bugün mesela atıyorum, mesela içime mesela termal tişört giymedim. Yani ben diyorum ki sürekli hasta olmam inşallah falan, şöyle böyle dedikçe mesela az önce karnım ağrımaya başlıyor. Ya da tam tersine böyle güzel düşündüğünüz zaman da ve şunu söylemek istiyorum. Biraz böyle karma gidiyor olabilir ama anlıyorsunuz da çok diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle güzel konularda da güzel büyük konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Abi iyi misin? Abi gözleri kapatıyor. Ama bu arada görüntü kalitesi iyi mi? İyi, iyi, güzel. Değil mi? Biraz defa, karanlık ama. Karanlık mı? Evet. Ama görünüyor mu yüzün falan? Tabii ki de. Yani arka kameradan çekiyor şu anda ama bilmiyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Güzel konularda da onu söyledim. Güzel ve büyük düşünülüyorlar genelde. Mesela atıyorum, hep şey diyorum mesela atıyorum, ilişki arkadaş konusunda çok şanssızım. Yani ben bunu nasıl biliyorum. Bunun sonuna bakmak o şekilde olmaya çalışıyor arkadaşlar, bilmiyorum. Bende de mesela atıyorum çok negatif düşünüm oluyor bazı konular. Mesela Antakya için örnek verecek olursa mesela herkes şöyle olacak, böyle olacak. Önceden mesela ne vardı ki? Hani şöyle adam olmaz ki, böyle olmaz ki diye konuşuyorlar. Sonra Allah gerçekten hoşlanıyor belli bir zaman sonra. O şekilde oluyor. Ama ben mesela en kötü durumlarda bilmiyorum. Güzel ve pozitif düşünmek gerektiğine inanıyorum. Bu çekim yasasını böyle birçok kişiye aşılamak istiyorum. Gerçekten böyle düşüncenin ağzınızdan çıkan sözün gerçekten her kelimenin enerjisi var diyorum. Bunu çekmek istedim. Bu videonun da çok uzun olmasını istemiyorum ama çok böyle günlük hayatımda çok fazla sıkı rastlıyorum ama nasıl düşünüyorsanız o şekilde oluyor. Mesela şey diyordum, şu anda anayasa okuluna mesela güzel bir puana geçeceğim diyorum. İnşallah da hani geçeceğimi düşünüyorum ve bayağı çabalıyorsunuz. Tabii ki de ağzına düş gibi değil yani. Mesela annemin istediği bir şey var ama mesela hiç düşünemiyorum sonunu gerçekleştirebileceğini, düşünmek de lazım. Ve bu çekim yasasıyla alakalı olarak şey söyleniyor, neydi adı arkadaşlar. Böyle olmamış şeyleri bile olmuş gibi yazın. Hatta vision board falan da yapın diyorlar ama ben biraz daha çok konuşarak anlamak istiyorum ve hani illa resim etmek gerekmiyor, o sözle de ağzınızdan çıktıktan sonra da olacağına inanıyorum, bilmiyorum. Paris Bıksa'da umarım güzel bir video olmuştu. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Video kaç dakika oldu? 5 dakika oldu. Oo, bayağı kısa aslında şu an. Bayağı uzun bir şey oldu ama böyle kısa bir çerez bir video olsun istiyorum. Hem de çok yorulmasın. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuş. Bu arada Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar 700 abone bayağı var ama 700 abone 671 falan şu anda. Ama bir an önce artık 700'ü geçelim. Hatta 1000 de olalım istiyorum.
Öyle, size öpüyorum. Umarım beğendiğiniz, size faydalı olan bir videomuş. Ben çok çekici şeye inanıyorum. Siz de böyle olabildiğince pozitif şeyler çekmeye çalışın. En kötü durumlarda bile inanıyorum. Olacak yani istediğiniz her şeyi. Bu şeyden elde edeceğinize inanıyorum. Görüşürüz.